Sonunda yaşadığımız devrin adını Hüsamettin Cindoruk koydu. Ara rejim. Deneyimli siyasetçi Ayşenur Aslan'ın Halk TV'deki programında Ankara'ya girişi engellenen avukatların görüntülerini izlerken ara rejim nedir diye sordunuz ya dedi. İşte ara rejim budur. Siyaset literatüründe ara rejim tabiri demokrasiyi kesintiye uğratan junta dönemleri için kullanılıyor. Ama AKP'nin inşa edip her geçen gün vidalarını biraz daha sıkıştırdığı olağanüstü hal rejimi artık ara rejim diye adlandırılabilir. Erdoğan başbakanlığı ettikten sonra yürütmeye ve meclisi işlevsizleştirdikten sonra yasamaya tam hükmeder durumda. Yürütmenin unsurları olan diplomasiye, maliyeye, bürokrasiye, polise, askere hakim. Sermayeyi, akademiyi medyayı, tarikatı, sendikayı, odaları, sivil toplumu, sporu, sokağı da tam kontrol altında tutuyor. Ama yetmiyor. Yargıyı büyük oranda teslim aldığı halde şimdi baroları da istiyor. Baro başkanlarının kendilerine dayatılan düzenlemeye karşı yaptıkları yürüyüşün sonunda başkente sokulmaması en temel anayasal haklarının gaspıydı. Polisin onları itip kakarak engellemesi ise hukuk devleti ile polis devletinin son hesaplaşması gibiydi. AKP Grup Başkan Vekili Cahit Özkan, siyasetçi olup siyaset bilmediğini belli eden bir demeçle eleştirdi yürüyüşü. Barolar hem demokrasiden bahsediyor hem meclise geleceklerine sokakta yürüyor dedi. Neresini düzeltmeli? Baroları işlevsizleştiren düzenleme hazırlanırken barolara danışılmamış olmasını mı meclisin işleviyle birlikte itibarını da kaybetmiş hale gelmesini mi yoksa sokakta hak arayışının demokrasinin olmazsa olması kabul edilmesini mi? Ara rejim dedik ya bunlar hep onun göstergeleri. Ama baroların kararlı direnişi de o aranın sonuna yaklaştığımızın müjdecisi. Bunun ardından demokratik tepkiye izin vermeyen yöneticilerin yürüyen baro başkanlarını hırpalayan polislerin Yargı mensuplarından adalet dileneceği dönem başlayacak.